Ekranlarından mutlu pazarlar efendim. Bugün 7 Mart pazar, yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Sevgilerciğim öncelikle hem izleyicilerimizin hem de senin Dünya Kadınlar Günü'nü erkenden kutlamak Teşekkür istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de seninkini kutlarım. Evet, Dünya Kadınlar Günü'nde artık kadınların daha mutlu olduğu bir Türkiye görmek istediğimizi evet. söylemek istiyorum. Bugün aslında hatta programımıza bu travmalarımız hatta toplumumuzda çocukların önünde yaşanan bu travmalarla ilgili aslında çok önemli konuları konuşarak başlayacağız. Çok önemli bilgiler alacağız. Daha önce aldığımız konuklarımızda çok fazla soru geldiği için tekrar alacağız efendim kendilerini. Sonrasında Türkiye'nin ilk Mayo tasarımcısı daha doğrusu kadın mayo tasarımcısı Ebru Hanım bizlerle birlikte olduktan sonra Sevilacığım bugün seninle neler konuşacağız? Önümüzdeki hafta çok güzel bir hafta ve astrolojik etkileri konuşacağız. Güzel derken astrolojik olarak astrolojik mı? Astrolojik olarak güzel, olumlu enerjiler altında olacak. için. Hepimiz için evet. Peki o zaman bu güzel haberlerle isterseniz programımızı başlatalım artık buyurun. Başlatalım. Bu hafta gökyüzünde nasıl transitler olacak? Astrolojiye göre 7-14 Mart haftası nasıl gelişmeler yaşanacak? Bu haftanın en önemli gökyüzü olayları neler? Hangi burçların aşktan yana yüzü gülecek? Hangi burçlar sağlığına dikkat etmeli? Urenyen astrolog Sevilay Eriç'ten gökyüzünden haberler paylaşacak. Hastalıkların travmalarla nasıl bir ilişkisi var? Travmalar hangi yaşta başlar? Ebeveynler çocuklarına travma yaşatmamak için nasıl davranmalı? Koronavirüs salgını insanlarda travma oluşturdu mu? Travmalar nasıl iyileştirilebilir? Nöro -DNA ve Nöro EFT nedir? Nöro EFT uzmanı yazar Abdullah Canıtez ve NLP trainer sosyolog Bülent Şenyürek cevaplayacak. Kendi markasını nasıl yarattı? mayo tasarımları yapmaya nasıl karar verdi? Kendi markasını oluşturmak isteyen kadınlara önerileri neler? Türkiye'nin ilk kadın mayo tasarımcısı Ebru Yener girişimcilik öyküsünü anlatacak ve bu yazın mayo trendleri hakkında tüyolar verecek. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet efendim TV yüzü ekranlarında biz bize başlamış bulunuyor. Daha önce burada ağırladığımız konuklarımız, çok değerli iki konuğumuz var. Abdullah Canıtez, nöro, nöro EFT uzmanı yazarımız, Bülent Şenyürek, NLP trainer ve sosyoloğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi biraz önce aslında söylemeye çalıştığım konu, bütün sosyal ağlarda maalesef şu an Gezen ve hepimizi çok üzen, üstelik de Dünya Kadınlar Günü'nden bir gün önce hepimizi iyice gerçekten artık daha da ne kadar üzebilir diye düşündüğümüz bir görüntü. Bu görüntü bir annenin e, çocuğunun önünde e, eski eşi tarafından darp edilmesi. Şimdi biraz önce aslında bu konuyla çok konuşacağımız konu var ama hı hı. ben özellikle herkesle evlerindeyken, ekranları başındayken şunu sormak istiyorum. Ebeveynlerin çocuklara travma yaşatmaması için... Neler yapması lazım? Evet. evet çok güzel bir soru. Şöyle aslında önce annenin babanın kendi travmalarına çalışması gerektiğini söylüyoruz biz hep. Çünkü kendi travmalarını çözmedikleri zaman bu genetik aktarımla çocuğa da geçiyor. Mesela hep söylüyoruz egzamada doğan bir çocuk sonuçta ne travma yaşamış olabilir ki doğumdan itibaren böyle bir Doğumda sıkıntı yaşıyorsun? egzama olur mu? Evet olabiliyor. Yani, Çok enteresan. Yani dolayısıyla bu annenin travması oluyor, babanın travması oluyor. Ya, egzama, o zaman psikolojik bir rahatsızlık. Doğru Aslında mudur? Aslında şöyle mi? bizim e, yaptığımız sistemde de şunu anlatıyoruz biz eğitimlerde. Travmaların hastalıklara sebep olduğu. Hmm. Herhangi bir travma herhangi bir hastalığa sebep olabilir. Mesela bugün kadın şiddetine bağlı hastalıklar var. Menopoz problemlerinde bazen kadınların yaşadığı şiddet ya da atalarda... ...kendi anneannelerinin, babaannelerinin yaşadığı şiddet onlara negatif yansıyabiliyor. Yani biz bunları hatırlamıyoruz aslında hı hı, değil mi? Hı. Yani atalarımızdan aldığımız... Çoğunu hatırlamıyoruz. Hatırlamıyoruz. Evet, evet. Hatırladığımız olabiliyor mu peki? Tabii kendi yaşantısına ait bir travmayı insanlar hatırlayabiliyorlar. Çoğu zaman hatırlamak bile aslında bir çözümdür. Çünkü zihin sürekli onu bastırıyor ve onu hatırlamamak için... ...çünkü acı veren bir olay... Problem yaşadığı bir an bu problemi bastırmayı bıraktığında yani serbest bıraktığında aslında problem ortadan kalkıyor. Ama biz eğitimlerimizde buna farklı yöntemlerle işte yüzleşme gibi bağ kesme gibi farklı yöntemlerle problemi tamamen çözümlemesini e, sağlıyoruz kişinin. Ve fiziksel problemi ya da duygusal problemi ortadan kalkıyor ve böylece e, özgürleşmiş oluyor bir anlamda. Şimdi aslında bu travmaların e, psikolojik ve fizik, e, psikolojik etkileri, fiziksel rahatsızlıkları anladığım kadarıyla değil mi? bir karşılığı var. Mesela örnek verebilir Hı. misiniz bunlara, bu Tabii. hastalıklara? Tabii. Mesela e, kişinin yaşamış olduğu e, griptir, nezdedir. Bunlar koku travması. Kişinin Ortamda bulunduğu kokuda tiksinme, iğrenme gibi. Alerjik Mesela, reaksiyonlar alerjik da galiba. Reaksiyonlar. Şek, şeker hastalığı, şeker hastalığı genelde. Kadınlarda tiksinme, iğrenme travmaları. Erkeklerde bir şeye direnmek, bir şey şeker için mücadele. Şeker hastalığından mı Şeker hastalığı bu şekilde. E çok enteresan. Evet, evet. Peki ebeveynlerimizde olan hastalıkları da ya da travmaları da, diyelim ki onları da kaybettik. Kendi üzerimizden yine şifalandırabilmek mümkün olabiliyor mu? Kendi üzerimizden yola çıkarak onların yaşadığı travmaları görebilmemiz mümkün. E, ama Fark iyileştirebilmek... Mümkün. Mümkün. Gördükten sonra da iyileştirmiş oluyoruz Ebeveynlerimizi kaybetsek de. dahi. Evet tabii, evet tabii. Zaten atalar dediğimizde birçoğunu kaybetmişiz. Yani birkaç nesil öteye gidip problemin kaynağı oradan kaynaklanıyor olabiliyor. Ve onu O bulur, zaman çözüm. travmanın yaşı yok. Yaşı yok tabii. Yani kendi yaşı. Yani yaşa... hangi yaşta başlar diye bir tabii, soru tabii. Soramıyoruz, soramıyoruz o zaman. Doğum tabii. itibariyle başlıyor diyebilir miyiz? Yani Diyebiliriz. Doğum bir de anne karnında yaşayabilme Öncesi ihtimali zaten. var ve anne karnından önce proje amaç dönemi dediğimiz yani çocuğu doğurmayı amaçladığımız zaman bile aslında orada yaşadığımız duygular çocuğun yaşayabileceği olası hastalıkları veya duyguları oluşturuyor. Evet. Yani evet. siz proje oluşturduğunuzda ben hamile evet. kalmak istiyorum dediğinizden evet. itibaren bu süreç başlıyor. Tabii tabii mesela Deniz Hanım şöyle bir şey var. Ben çocuk yapacağım dedi, karar verdi. Bu kararın üzerine vazgeçtiler bir anda. Bu proje bir çocuk olmuş oluyor. Bir de böyle bir durum var. MS hastalığının sebeplerinden bir tanesi. Yani birçok hastalık var. Bu hastalıkların aslında anne karnındaki süreçlerini biz çok inceliyoruz. Mesela çocuğum hareket ediyor mu etmiyor mu diye kaygılanan anneler var. Ya da doktor geliyor diyor ki çocuğa yani sizin çocuğunuz anneye diyor ki sizin çocuğunuzda problem olabilir, sakat doğabilir. Anne korkuyor tedirgin oluyor. Tabii ki ister o tedirginlik yani o tedirginlik bilinçaltında kaydoluyor. Ve onu biz çözdüğümüz zaman çocuğun alerjisi geçiyor mesela. Çok enteresan bir şekilde. Bir danışanımız 7 yaşındayken işte okulda böyle yiyecek çalıyor. Ve ben anneye sordum. Yiyecek dışında başka bir şey çalıyor mu bu çocuk dedim yani. Arkadaşının silgisini çalar mı, kalemini çalar mı? Hayır dedi. Sadece yiyecek çalıyor dedi. Şimdi proje amaç dönemine baktık. Anne karnı dönemi diye düşünebilirsiniz onu. Orada annenin bir dönem işte iflas ettikleri için bir dönem açlık çektikleri bir dönem var. İşte o açlık kıtlık çocukta böyle bir tezahür oluşturuyor. Ne kadar enteresan. Ve evet. bu olayı biz fısıldama yöntemiyle çocuğun kulağına fısıldama tekniği var. O travmayı fısıldıyorsunuz. Bir süre sonra 7-8 gün boyunca yaptığınızda bunu çocukta iyileşmeler görünmeye başlıyor. E, bu, bu söylediğiniz e, Hı -hı. travma silme demeyelim ama e, iyileştirme süreci için belli bir yaş aralığı gerekiyor mu? Yani burada mesela bahsettiğimiz çocuk kaç yaşındaydı? 7-8 yaşındaydı. Okula ilk okula yeni Değil başlamış. Ufak. Tabii. Peki teknikleriniz nelerdir? Mesela fısıldama tekniği bir teknik anladığım kadarıyla. Doğru, Başka doğru. hangi teknikleri kullanabiliyoruz böyle e, bilinçaltında Bilmiyorum, herhalde? Canım. Ya biri şimdi bizim eğitimlerimizin kurları oluyor. Biz bunları öğretiyoruz da insanlara. Birinci kurda 7-8 tane teknik gösteriyoruz. Mesela çok basit yapabileceğimiz bir egzersiz. Ağrıları 5-10 dakika içerisinde giderebiliyorsun bazı Hangi ağrı? Herhangi bir ağrı olabilir, migren ağrısı olabilir. Mesela migren ağrısı çok kronik bir rahatsızlık. Evet Doğru. ve ilaç da kar etmiyor bildiğim etmiyor, kadarıyla. Evet. Biz migren Biz ağrılarında zaten. çok başarılıyız. Orada bir sıkıntımız yok. Yani Siz kalıcı isterim. olarak değil Tabii. mi? Yani tabii, kalıcı tabii işte. olarak. Peki ya onun bizim... ne tür alt bir travması var? O da mı anne karnındaki bir travmayı işaret şimdi ediyor? Şimdi öyle de olabilir. Migrende daha çok mükemmelliyetçi kişiliklerde çok olabiliyor bu. En iyisi olmalıyım, hata yapmamalıyım gibi. Özellikle idol olarak gördüğü bir kişi olur onun. Mesela bir danışanımızın babasıydı o. Yani babasını gözünde çok abartmış. Senin baban şöyle, senin baban böyle dedikleri için şimdi iç sesi haline gelmiş. Bir şey yapacağı zaman Babam olsaydı ne yapardım diye soruyor kendi kendine. İşte o baba idol babayla yaşadığı travmatik olayı çözdükten sonra migrenin de iyileşme oldu. Çok enteresan migren çünkü gerçekten derdine deva bulunamayan bir sıkıntı. Tabii. Çok fazla insanda enteresan bir şekilde çok da yaygın. Kronik Tabii. bağırsak sorunu ne olabilir? Merak o da çok ettim. yaygın. O da çok yaygın. Çünkü. Çok önemli bir şey. Sindirilemeyen öfke, sindirilemeyen olay, içe atılan durumlarda genelde. E, ...huzursuz bağırsak sendromu olabiliyor. Bunun da çaresi var mı peki? İşte Farklı biz, bir sistem uygulanıyordur tahmin ediyorum. Şimdi aynı sistemi uyguluyoruz. Şöyle... E, ...problemlerimizin yani fiziksel problemlerimizin... ...hepsinin yeni Alman tıbbına göre... ...nedeni duygularımız. Geçmişte yaşadığımız herhangi bir olay... ...bu bizimle de başlayabilir... ...atalarımızdan yaşadığı bir olay da olabilir. Şimdi bakıyorsunuz... 3 nesil aynı problemi yaşıyorlar. Dolayısıyla... Yani tesadüf olabilir mi? Ee, ya da eğer bir duyguya bağlıysa kişinin kendiyle bağlantılı olması gerekir diye düşünüyoruz. Ama atalarda bulup çözdüğümüzde üç neslin de iyileşme gösterdiğini görüyoruz. Yani annesi iyileşiyor, kendi iyileşiyor, çocuğu iyileşiyor. Hı hı. O kişiyle yaptığımız, mesela migreni olan kişinin muhtemelen annesinde, babasında ya da çocuğunda da aynı problemi görüyoruz. Ee, kaynağı bulup kaynağı çözümlediğiniz zaman problem ortadan kalkıyor. Yani bütün fiziksel hastalıkların aslında duygusal nedenleri var. Genelde öyle de değil midir? Doktora gidersiniz çözüm bulunmadığında söylenen cümle şudur stres. Evet. Ee, ve o stres işte yaşanan travmayı bulduğunuz anda o stres kavramının nedenini bulmuş oluyorsunuz. Peki bu e, nöro e, DNA ve DNA. nöro EFT e, nedir acaba? Bunlar evet. da sizin kullandığınız sistemler mi? Aslında biz isimleri hem şirketimizin ismi nöro DNA. Ha DNA peki. Diğeri de nöro EFT. EFT. Şimdi neden DNA dedik? Atalarımızdan kayıtlar DNA'lar yoluyla geçiyor. Yani biz onları şu an rüyamızda da bazen görürüz. Dedemizin Kurtuluş Savaşı'nda yaşadığı bir hadise varsa mesela rüyada bunu sanki biz kendimiz yaşamış gibi görürüz. Hatta bazıları bunu reenkarnasyonla karıştırır. Ben işte Kurtuluş Savaşı'nda şunu yapmışım. Halbuki dedesinin şeyini görüyor orada. Hmm, bunu bilinçli enteresan. olarak Bunun biniş karıştırılması da tabii. Tabii. Tabii tabii. Çok olası bir durum. Bunu bilinçli olarak çıkarmanın bir tekniği var ya da birden fazla yani tekniği var. Biz kendi var. kafamıza göre bunlara yorum yapmamalıyız. Özellikle yapmamalıyız. rüyalara herhalde galiba doğru yorum getirmek çok önemli. Rüyalara işte bakın mesela bir diz sıkması probleminden yola çıkalım. Bu diz şey, sıkması. Yani. Şey. Evet evet aynen. Şimdi bu çok problemli bir vakadır ama bakıyorsunuz annenin hamilelik döneminde sakladığı sırlar, ifade edemedikleri düşünceler çocukta diz sıkma olarak ortaya çıkmış. Yani dolayısıyla bu bağlantıları önce anne karnından kuruyoruz. Bülent hocamın söylediği gibi daha geriye de gidebiliriz. İki kuşak, üç kuşak önceki bir olay da bizim aslında bilinçaltımıza yer etmiş olabilir. Onu bulup kaynağı bulup orada dönüştürdükten sonra duyguları, Kişi de iyileşme doğal olarak geliyor. Sonuçta biz tıbbi bir şey yapmıyoruz orada. Bilinçaltına sadece travmaları yok ediyoruz. Doğal olarak vücut buna olumlu tepki veriyor. Fabrika ayarlarına geri döndürüyor kişiyi. Beden e hafızası pardon sözünü kesin. Beden hafızası durumlarında buna buna ne gibi teknikler uyguluyorsunuz? Bedenin devam eden ağrı, uyuşma aslında dışarıdan hiçbir etki yok. Doktora gittiğiniz zaman hiçbir fizyolojik sebep bulunamıyor ama örneğin bacağında kasılma yaşıyor kişi ve yürüyemiyor. Stres deyip gönderiyorlar evet. zaten. Bu deyip gönderiyorlar. Burada beden zannediyorum gene genetik olarak aktarılan Şimdi beden hafızası olarak. var. Atalardan yani birinin mesela muhtemelen mesela şöyle bir şey çıkabiliyor. Özür dilerim lafınızı böldüm. Ee, i̇şte dedesi e... Kurşun yemiş savaş sırasında bacağında. Bu yiyilen kurşunun problemini halen torununun torunu yaşayabiliyor. Evet Geçmişe gittiğimiz zaman böyle bir olay buluyoruz, temizliyoruz. Örnek veriyorum, temizliyoruz ve geri geldiğimizde mesela huzursuz bacak sendromu. Çözüm bulamadıkları çok ciddi problemlerden bir tanesidir. Ve yani yeşil reçeteyle ağrı kesiciler alacak düzeyde olur birçoğu. E Armağan Çağlayan'da da var evet. ben çok yakından biliyorum enteresan bir durumu. Yani Kesinlikle biz, çok yani vaka iyileşti. Işte. Yemeğe gittiğimizde bizi de çok rahatsız ediyor. Beni en azından ediyor söyleyeyim. Çünkü bacak sürekli sallanıyor ve farkında değil kendisi de farkına varınca rahatsız oluyor. Çok gerçekten önüne geçilemez bir durumdur o. Bir çözüm de yani tıbben Çözümü yok var. ama var. işte... Var. Alternatifler Aynen. olarak var. Yani Peki bir iki yani? tane hastalık söyleyeceğim. Bunlar tabii çok yaygın olduğu için bunların karşılık travmaları nedir? Mesela kulak çınlaması. Hı hı. Ya kişi duymak istemediği bir şeyi duymuş olabilir. Ya da duymak istediği bir şeyi duymamış olabilir. Ya da bir e, travma anında dışarıdaki sesle baskılamış olabilir travmasını. Bir örnek verelim. Telefonda kötü bir haber aldınız. O sırada da ambulans sesini duyuyorsunuz. Ha. Ya da işte başka bir ses de olabilir. Evdeki işte e, herhangi bir mutfaktan gelen bir ses. Orada eşleşiyor. Ve onu bastırmak için bilinçaltı orada kulak çınlaması. Travma sanırım. yaratmamak için peki nelere dikkat etmeliyiz? Çünkü söylediğinize göre aslında bizim zafiyetimize bağlı olarak her an her şekilde travmalara maruz kalabilmemiz mümkün. Peki kendimi nasıl kodlamalıyım ki ben herhangi bir travmadan korumalıyım? Çok imkansız bir şey. Bu evet. Zaten. Yani, yani maalesef. şöyle travma yaratmamak değil de çünkü her şey herkeste aynı sonucu vermiyor. Yani aynı durumla karşılaşıyorsunuz. Bir trafik kazasına Kat, bir şekilde içinde oldunuz. Bir tanesi çok ciddi tepkiler verebiliyor. Diğerleri bu onlar için normal olabiliyor. Efendim kısa bir reklam arasından sonra aynı hızla devam ediyoruz konumuza. Mayo tasarımları yapmaya nasıl karar verdi? Kendi markasını oluşturmak isteyen kadınlara önerileri neler? Türkiye'nin ilk kadın Mayo tasarımcısı Ebru Yener girişimcilik öyküsünü anlatacak ve bu yazın Mayo trendleri hakkında tüyolar verecek İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet efendim biraz önce de bir iki tane hastalığı özellikle sormak istediğimi söylemiştim. Çünkü bunlar son dönemde eşimizle dostumuzca sıkça gördüğümüz bunlardan bir tanesi vertigo. Yani Hı -hı. iki kişiden birinde enteresan bir şekilde bir vertigo Hı -hı. duyuyorum. Bunun travması ne olabilir acaba? Çünkü son dönemde çok çoğaldı. Gerçekten öyle vertigo deneyimleri daha çok düşme deneyimleriyle çok alakalı. Fiziksel düşme de olabilir. Depremdeki binaların yıkılması şeklinde düşme de olabilir. Mesela bir danışanımızın örneğinden bahsedelim. Kardeşi ağaçtan düşmek üzereyken onu kurtaramaması vertigosunun sebebi olarak çıktı. Peki çok küçükken e, yaşanan küçükken bir olay Küçükken yaşanmış bu. bir olay. Küçükken yaşanmış bir olay daha ileriki zamanlarda bu vertigo olarak hayatımızda ortaya çıkıyor. Çok enter ama bunu hatırlamıyor da olabiliriz değil mi? İşte bunu, biz özel bir yöntemle bunu hatırlatıyoruz. Odur, odur, Peki bir şey daha panik atak. Mesela bu panik atak zaten artık hayatımızın bir Moda. parçası oldu. Şükür ben yaşamadım ama çok bazen yaşayanlar var. Çok Gerçekten. yaşayanlar var bazen böyle şey diyoruz biz böyle çok sosyete hastalığı gibi algılanıyor ama aslında değil yaşayanlar bir ben bilirim bir de benden içeri de demekteler. Onun acaba arka planında yaşanan travma nedir? Evet panik atakta da travmaları şöyle sıralayalım bir tanesi nefessiz kalmak. Mesela suda boğulmak üzere olabilir yemek yerken boğazına bir şey takılmış olabilir. İkincisi üst üste ölüm yaşamak. Yani Anne anneyi kaybediyor, anneyi kaybediyor, teyzeyi kaybediyor. Hmm. Yine panik atak olabilir. Üçüncüsü e, tacizler maalesef ki panik atak sebep oluyor. Hmm. Dördüncüsü anne babayla arasında yani anne babanın birbirleriyle çok fazla çatışması panik atak ortamına yine zemin hazırlıyor. E, çok nedeni var aslında da panik atak böyle ayrı bir konu olarak ele almak lazım kaldı ki e, atalardan gelen konular da var. Mesela genelde kimsesizlik hisseden, yalnızlık hisseden kişilerde çok fazla panik atak olabiliyor. Anne babamın desteğini derinden hissedemedim. Onların koruyucu, kollayıcı gücünü derinden hissedemedim diye bir his varsa içinde ileride bir bakıyorsunuz panik atağa yatkın hale geliyorsunuz. Beklemediniz. Yani küçükken yaşadınız bu olaylar siz artık bir yetişkinsiniz, kendi paranızı Hı. kazanıyorsunuz, kendi yuvanızı kurdunuz. Her şey Süt liman gidiyor da diyelim yani Hı -hı. bir anda ortaya böyle bir şey değil mi? Böyle bir sanki e, otların arasından çıkmış böyle bir iğne Hı -hı. gibi yani hiç beklemediğiniz bir anda çocuk. Doğru. Yani aslında peki bu süreç nasıl oluyor bedenimizde? Bu böyle bir ekiliyor, biçiliyor ve bedenimizde sonunda böyle bir yerden galiba patlıyor, patlak patlıyor. veriyor anladığım Aynen. kadarıyla. Aynen ve bu insanlar mesela gelen yaptığımız çalışmalarda, işte hastanenin çevresinde tur atan insanlarla karşılaştık. Panik atak geçireceğim, ölüm korkum depreşecek ve beni hastaneye götürsünler. Ee, yani zaten ya da her evden an hiç panik çıkmıyor. atak geçirebilirim Aynen. o yüzden hastane çok korkunç Kesinlikle. bir şey Aynen. ya da evden hiç çıkmayan insanlarla mesela çalıştık. Hiç dışarı çıkmıyor. Neden? Çünkü çıkarsam ölürüm. Yani... Bu pandemi dönemi de galiba i̇yice aslında iyice diyorum bu karantinada. Şu anda evdeyiz. Asıl özgür olduğumuzda bunlar ortaya çıkacaklar. Bunu biraz açabilir misiniz? Yani şu an yani evde şu... değiliz artık çünkü biliyorsunuz ama yavaş yani... yavaş bir rahatlama ve kısıtlamaları kaldırma sürecine geçiş yaptık. Geçiş yaptık ama şimdi halen evden dışarı çıkmayan çok ciddi bir kesim var. Bunlar korkudan dışarı çıkamıyorlar. Çocuklarımızı okula göndersek hasta olurlar. İşte dışarı çıkarsak hasta oluruz diye korkanlar var. Yani haklılar da belki bu korkulağında ama olay tamamen bittiğinde asıl perdeyi göreceğiz yani orada Biraz çünkü çıkamayacaklar. Yani o süreçte bizi neler bekliyor aslında hmm. ve biz o süreçte de akıl sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Yani işte öğrettiğimiz sistemler aslında daha çok koruyucu sistemden çok olay gerçekleştikten sonra problemi ortadan kaldıracak sistemler. Çünkü herkes bu problemi yaşamayacak. Yani bu, bunu yaşayacak insanlar nasıl düzelteceğini öğreteceğiz. Mesela deprem yaşandı. Birçok insan korktu ama bazıları günlük hayata geri döndü. Fakat bir kısmı dönemedi. Çok haklısınız. İşte onları o kadar kısa sürede geri döndürmeyi başarıyoruz ki bu sistemlerle rahat bir şekilde geri dönüyorlar hayatlarına. Peki hayattan. bu koronavirüsü merak ediyorum. Yani bizde oluşturacağı bence çok zaten şey e, travmalar şu andan, yani hissediyorum hı hı. yani insanların e, bir kere zaten sosyal ilişkileri bitti. Güven sorunu oldu aynı zamanda insanların birbirlerine bir karşı. Birbirine karşı e, ve bu e, ister istemez e, bence biraz da yalnızlık duygusunu e, e, getirdi. Güzel. Yani koronavirüsün bizim hayatımızda bırakacağı travmalar sizce neler olacak? Evet hı. çok güzel bir soru. Aslında şöyle de diyelim koronavirüs hangi travmayla tetiklenebilir? Evet. Yalnızlık ve ölüm korkusu eşi birbiriyle birleşirse koronavirüsü daha çok yakalanma olasılığı artıyor. Yani birçok insanın aslında sosyal insanların bile yalnız kalma korkuları var. Bu ne zaman açığa çıkar? İşte birileri yakınları bu yalnız kalma derken hani yakınlarının vefat etmesi anlamında değil. Desteksiz kalacağım duygusu bu işe daha fazla ne yapabiliyor? Çıkartabiliyor bu konuyu. Tabii, tabii bizim de şimdi çok yakınımızda bir iki dostum şimdi hastalar etrafları Hiç çok yaşıyorum. panik haldeler. Çok teşekkür tamam. ederiz. Ee, ben de atlattım biliyorsunuz. Evet tabii evet geçmiş olsun senin. Ama, e, hayat devam ediyor ve e, bu bir hastalıktı ve bunu geldi geçti olarak kabullenmek lazım. Ama e, tabii ki şunu da söylemek lazım. Onları nasıl atlatacağız mesela ben spor yaptığım için daha hızlı ayağa kalktım Doğru. ama nefessiz kalan Doğru. insanlar çok halsiz <laughs> hareket edememekteler. Yani koronavirüsün hem fiziksel travmalarını hem Doğru. de zihinsel travmalarını ee, nasıl aşacağız? Nasıl aşacağız artı nasıl travmalar bizi bekliyor? Biraz Doğru. önce söylediniz ama biraz daha açabilirsek. Aslında şöyle söyleyelim. Koronavirüs bardağı taşıran son damla olabilir. Ha. Travmaları daha başlangıçtan temizlemek gerekiyor ki. Daha sonra kolay kolay hastalık yaşanmasın. Şimdi biz travmaları 3'e ayırıyoruz. Dediğim gibi bardağa taşınan son damla travması sizi panik atak yapabilir, koronavirüs yapabilir. Bir de tetikleyiciler var. Yıl yıl aynı şeyleri yaşadığımız dönemler oluyor. Her üç yılda bir terk edilenler var. Her iki yılda bir iş değiştirenler var. Bunların hepsi travma ve tekrar tekrar yaşıyor kişiler. Bu fraktallardan nasıl çıkartabiliyoruz peki insanları? Yani ne oluyor onlar 3 yılda bir Kaynağını terk edilme? Kaynağını bulursak eğer... Evet kaynağı Doğru mı bu burada en e, temel konu kaynağı bulmak. değil mi? Evet Tabii. Bir de burada mesela kader tekrarı dediğimiz bir kavram var i̇şte yani. bu iki iki senede bir herhalde iş işte değiştirmek onun, veya. Onun bir de atalar versiyonu var. Mesela annesi bacağında kemiği kırmış aynı kemiği kızı da kırıyor. Sol bacakta so aynı kemiği yani isteseniz yapamazsınız ama o travma e, nasıl bir hayatında etki yarattıysa. E, gidip kaynağı bulup temizlediğimizde kendisinden sonraki nesiller artık bunun tekrarını yaşamayacak Hı -hı. hale geliyorlar. Aksi takdirde yaşamaya devam ediyorlar. Mesela üç tane aynı kemiği kıran nesil ardarda Çok bir vaka mesela. çalıştık aynı, yani. Aynı mesela ha, aynı. hocam kabal kemiğini kıran 3 e, jenerasyon anne, ha. kız, torun böyle şeklinde olabiliyor. Olabiliyor. Aynı ailede aynı göz hastalıkları çıkabiliyor. Bir bakıyorsunuz üç kardeşle de üçünde de göz hastalığı var. Bakıyorsunuz atalarında bir ama yaşanmış yani orada Enteresan. bir travma yaşamış olabiliyor. Onu bulup kaynağı temizlediğiniz zaman üçü birden mi geçer? Bazen bunu da soruyorlar. Yani biz kaynağı bulduk atalarda. Şimdi üçünde de göz problemi var. Çok doğru var. şimdi soracaktım. Yani ben diyelim ki eee ortan ya yani anne olarak benim kızımda da var ve annemde de hı. var varsayıyor, varsayıyorum. Hı hı hı. Böyle bir olayda size geldiğimde böyle bir temizleme yaptığımda hem annemde hem kızımda bu iş ortadan kalkacak hı. mı? Bazen üçünde de kalkıyor. Bazen üçünde de kalkıyor. Bazen kişinin kendinde tek kalkıyor. Bazen de mesela kişiye çalışıyoruz annesi iyileşiyor. İşte onu sormak istedim. Bu çok evet, enteresan. Annesi gerçekten. iyileşiyor ya da kızı iyileşiyor. Hatta ben de iyileşmiyor. Yeni iyileşiyor. Yani mesela <laughs> hiç enteresan. ilgisi olmadığını düşünüyoruz. Ama DNA'yı takip ettiği için yeni iyileşiyor. Kendi iyileşmiyor. Diğerlerinin hepsini iyileştirdiği vakalar da çalıştık. Hepsinin iyileştiği ya da çocuğun annenin iyileştiği vakalar da oldu. Şimdi biraz önce söylediniz ya aslında yeni bir soru e, aklıma getirdi e, sürekli iki senede bir iş iş değiştiren insanlar veya kariyer planını değiştiren e, para kazanana, para kazanamamanın travması olur mu? Olur. Çok güzel bir soru. Yani bu da çok uzun bir konu aslında. Para kazanamama deyince hak ihlallerinden gelen travmalar var. Atalardan gelebiliyor. Mesela haksızlığa uğratmışlar birilerini. Bilinçaltı onlardan genetik yani miras olarak alıyor. Yani eski dönemde kalıyor. belki atalarımız böyle bir şey yapmış Tabii. ve bize genetik olarak bunun e, Mirasını kefaretini taşıyorsun. biz mi ödüyoruz? Biz gibi? ödüyoruz, Ödüyorsunuz, taşıyorsunuz. Çünkü. Kişinin kendi geçmişiyle ilgili olabilir. Mesela çok basit bir örnek. Parayla ilk nasıl tanıştınız diye ben sorarım bazen danışanlara. Onlar da işte diyorlar ki ben bir kumbaram vardı para biriktiriyordum. Ne oldu o paraya? İşte kardeşim aldı harcadı. O zaman bilinçaltı kayıt yapar. Para geldiği gibi gider. Ben paramı kendim için harcayamam. Paraya değer atamak Parayla galiba. Parayı gerek yok. Kiriktirmeme gerek yok. Değil mi? Paraya evet. değer atadığınızda. İnançlar da var orada. Evet. Parayı, kirli para, gider. çirkin para, paranın bana gelmesi Asla benim kendi içsel para inançlarım. Helal yolla kazanılmaz. Tabii tabii. Ya bunu tutumlardan da anlayabiliyoruz. Mesela birine borç vermiş oluyor. Bu parayı isteyebiliyor musun sen bu kişilerden diyorum. İsteyemiyorum, zorlanıyorum diyor. E neden isteyemiyorsun? Yani o hakkın olan bir para. İsteyemiyorum. Hatta iş yapıp da parasını isteyemeyen insanlar da var. Bu nedendir peki Parayı, mani, maddiyatı bencillik olarak görüyorlar. Çok fazla manevi kişilik geliştiriyorlar. Sanki yeryüzü melekleri gibi. Hmm. Dünyada böyle herkese iyilik çok, dağıtmaları çok gerektirmiş gibi. Biliyor evet. biliyor ee, Ve gerçekten bir de bu e, enteresan bari borç vermeseler, borç da verirler geri alamazlar. <laughs> kendi haklarını aslında kendi haklarını yemekteler tabii, değil tabii, mi? Tabii, kendi tabii. Hakkı, hakkı ihlali oluyor. Peki ilişkilerle ilgili yani ilişkilerimiz tabi insani ilişkilerimiz bizim için en değerli ilişkilerimiz. Karı koca ilişkilerimizde bu travmalar gene e, söz sahibi midir? Evet orada da travmalar giriyor. Bir kere e, seçtiğiniz eşi bile tesadüfen seçmiyorsunuz. Okey ona, ona yani, öyle, değil O artık değil mi? <laughs> yani hem astrolojik boyutu vardır onun hem bizim travma boyutu vardır. Mesela genelde kişiler nasıl seçim yapıyorlar? Anne baba eleştiriyor başka zaman ilgilenmiyor. Eleştir eşittir sevgi bilinçaltı kayıt yaptı. Hmm. Şimdi seçeceği kişi eleştiren kişi. Çünkü onun için sevgi eleştirilmek demek. Sonra da şikayetçi olur. Der ki size benim eşim beni sürekli eleştiriyor der. Halbuki bilinçaltı gizli bir şekilde oradan sevgi alıyordur. Yani mesela bazı tipler soğuk insanlara aşık olurlar. Onunla ilgilenene aşık olmaz da gider orada nerede soğuk birisi var ona aşık olur. Bunun sebebi anne babadan alamadığı o enerjiyi, sevgiyi o soğuk insandan almaya çalışıyor. O yani karşı. anne baba profili galiba anne belki baba de profili. değil mi? Anne baba evet. profilinden ne zaman özgürleşebiliriz yaş olarak aslında? Bir yere kadar anne babalar üzerindeki travmalarımızı iyileştirebiliyoruz ama bir yerden sonra da artık bilinçli olarak suç anneye babaya atmak gibi geliyor bana. Yani nasıl annemde böyle bir şey var. Babamdan zaten sevgi görmedim demek aslında kişinin kendisindeki sorunu diğerlerine atfetmek. Bunu nasıl farkındalığa getirebiliyoruz? Tabii bu kişiden kişiye çok değişiyor. Mesela bir vaka geldiğine, 60 yaşında dedi ki hocam ben çalışmam lazım çalışın dedim yani ben mi? <laughs> engel oldum. Yok hocam anlamadınız dedi. Ben dedi 60 yaşına kadar işte annemden babamdan kalanları yedim içtim. 60 gezdim yaşına... dolaşıp <laughs> ondan sonra şimdi bitirdim çalışmam lazım. Ya yani şimdi bazen biz 60-70 yaşında bile ondan kurtulamayabiliriz. Ama Hı. ne kadar özgürleşirsek kendi bireysel özgürlüğümüzü kazanırsak tabii ki anne babayla olan o travmalarla olan ilişkimizi de e, Azaltmış oluruz bir kere. Anne babası olur. çok şiddet gören veya babanın anneye çok şiddet uyguladığı aile içerisinde yetişenler de tabii ki kendi ilişkilerine ilerleyen zamanlarda Maalesef. şiddeti çekiyorlar, öyle değil mi? Maalesef. İster istemez. Yani şik... bir de şu vardır anne babada şikayetçi olduğunuz her şeyi otomatik olarak kendinize çekersiniz. Ona ona yüzde yüz katılıyorum. Evet. Efendim verdiğiniz bilgiler için çok biz teşekkür, teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. Çok geniş ve geniş evet, gerçekten daha keyfiydi. açıklayıcı oldu. Tüm verdiğiniz bilgiler çok teşekkür çok ediyoruz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Şimdi efendim Türkiye'nin ilk kadın mayo tasarımcısı Ebru Yener bizlerle birlikte olacak. Kısa bir aradan sonra. Çok Kendi markasını nasıl yarattı? Mayo tasarımları yapmaya nasıl karar verdi? Kendi markasını oluşturmak isteyen kadınlara önerileri neler? Türkiye'nin ilk kadın mayo tasarımcısı Ebru Yener, girişimcilik öyküsünü anlatacak ve bu yazın mayo trendleri hakkında tüyolar verecek. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet efendim Türkiye'nin ilk kadın mayo tasarımcısı Ebru Hanım, Ebru Yener bizlerle birlikte. Şimdi bu tabii e, benim çok ilgimi çekti Ebru Hanım. E, yani mayo tasarımı çok yapılıyor ama siz ilk e, kadın mayo tasarımcısınız. yani, e olan. Enteresan. Çok galiba tercih edilmiyor. Daha çok beyler mi tercih ediyorlar? Yani şöyle genelde çok daha büyük firmaların tasarımcılarıyla yapılmıştır mayolar. Fakat bir kadın girişimci olarak ben ilkim. Evet şimdi biraz isterseniz öncelikle de gelmişken 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü kutlarım. Şunu sorarak başlamak istiyorum. Bir kadın girişimci olarak ve iş hayatında aktif çalışan bir kadın olarak kadın olmanın zorluklarını yaşıyor musunuz? Yani... Özellikle bulunduğunuz alanda da. Ben e, iş hayatımda eee mobbing'in çok fazlasını yaşadım. İmalatta, onda bunda. Fakat en önemlisi kadın olarak konuşmak istiyorum. sizin kadınlar gününüzü kutluyorum. E, büyüklerimin, arkadaşlarımın da kutluyorum. Şimdi e, kadın olmak Türkiye'de, yani Müslüman toplumlarda zaten çok çok zor. Biz yeni yeni kadın istihdamı, istihdamı bilmem nesi bir şekilde e, iş hayatına girdik. Değil mi? Şu var e, saçımıza göre, giyimimize göre, yaptığımız işe göre çok yargılanıyoruz. Ben e, imalatta çok zorlanıyorum. Yani yaptığınız ta, aslında zor kısmı biliyorsunuz tasarımdır. Tasarım ama imalat da ayrı bir operasyon. Orada çok zorlanıyorum. Çünkü orası genel olarak e, erkek dünyası. Ego bildiğim manyası. kadarıyla. Haydi, doğru, doğru mu doğru. doğru? Dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Yani <laughs> orada çok fazla pot, pot kırmamak için evet. aynen e, erkek egomanyası. fakat şu var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nezle sabahleyin ben enerjim çok daha yüksekti. Bir haber okudum biliyorsunuz adam karısını evet, evet, şey yapıyor ediyor Ay, yani. aynen. Çocuklarımıza bıraktığımız genetik miraslar olarak maalesef bunlar devam edecek. Yani ben kadın erkek arasındaki artık kavgayı geçtim çocuklarımıza bıraktığımız bu miras maalesef. Çok üzücü. Algı Şimdi... da çok zarar verici oluyor. Ben mayolarla ilgili bir şey sormak Tabii istiyorum. Ki Şimdiye buyurun. kadar mayoların genelde tasarımlarını erkekler yapıyor ya da belli markalar Şimdi yapıyor. Şimdi düşününce Dözünüz. bu arada onun da öyle olduğunu ben de senelerdir çalıştığım e, tasarımcı dostlarıma bakıyorum. Evet erkekler. <laughs> Biz e, Siz bir markanın çekimini yapmıştınız. Sez Bey buradan selamiye oluyoruz. Benim mayocu yapan onlardır. Öyle Tabii mi? ki. Yani marka vermiyoruz tamam. Evet, evet. Onlardır aynen öyle. Aslında Hı. bir kadın tasarımcısının mayoya el atmasını ben şahsen çok sevindim. Çünkü Türk kadınların beden ölçüleri işte büyük göğüs <laughs> olabiliyor, büyük kalça olabiliyor. Ben şimdi davinci gibiyim. <laughs> nasıl o kadar nasıl böyle anatomiye artık benim 14. 15. yılım. Ter rengi. Efendim, mesela vücudun tipine göre tasarımlar yapıyorum. Artık 14-15 yıl önce öyle oluyor. E, tahmin ediyorum Türk e, kadınları ve e, ve dünya tabii mayo hepimizin ihtiyacı. Evet. E, yaz geldi mi, değil mi? Hepimizin e, en önemli giyim e, çünkü denizle güneşle de buluşmamız gerekiyor. Ama tahmin ediyorum ki. Ee, ırktan ırka farklılıklar var. Özellikle mesela Türk kadınını e, diğer ırklardan ayıran en büyük mayo giyiminden farklılık nedir? <laughs> doğru mu söyleyeyim yalan mı söyleyeyim? Doğru, doğru söylemeyelim. Doğru söyleyeyim. Tamam. Peki kilo. <laughs> kilo mu? Maalesef. Kilo ve, daha, e, daha zayıfız biz. Yani şöyle <laughs> maalesef biz kadınlar e, doğum yapınca, üzülünce, onu bunu yapınca kilo alıyoruz. Yani Türk kadının mayo kullanma şeklini ben size söyleyeyim belli bir Kilo ost sonra mayoya dönüyor. Hep aynı modeller. Hı. Yani bu zaten görüyoruz. Ama biraz, biraz daha... ama hataları kapamak için. Hataları yani. kapamak için ben her zaman diyorum ki müşterilerime de kendime de söylüyorum. Ben hep hayatım boyunca balık eti oldum. Kendimizle barışık olacağız, İyi bakacağız kendimize. Çünkü kadın giyinince yakışınca çok mutlu oluyor. Ben mesela bir müşterimin mutlu olması benim için paradan çok çok daha önemli. Anlatabildim mi? Peki mesela burada muhakkak belli tabii bunlar işin teknik kısımları. kullandığınız herhalde tahmin ediyorum belli trikler vardır. Bu ufak tefek. Tabii ki. E, tabii ki. Küçük hataları kapatmak için. Ya şöyle genelde biz yani Türk milleti olarak biraz böyle ...ödem, göbek sorunları her zaman benim o kilo tek öneği... ...ödem hep değil mi? <laughs> Ben de 30'dan beri öyle söylüyorum. Ödem, ödem sürekli ben de böyle söylüyorum. Olabildiğince kurvaze, koyu renkler, ortada tokalar toplayabilecek. Sıkı, kusura bakmayın rahat değildir o mayolar ama hiç olmazsa o minik böyle Ödemlerimizi ayıplarımızı örter yani ee, bunu... Bir daha söyleyebilir misiniz? Özellikle ki. en azından şimdi yaz da geliyor tabii ki. Tabii ee, ki. Pandemiden de çıktı biliyorsunuz Şimdi hanımlar. ben 38 girdim 42 giyeceğim Herkes aynen bu şekilde Herkes 36 girmez 36 müşterilerim benim 40 alacaklar Nasıl mayolar tercih etmeli peki hanımlar? Bence biri. bu yıl bolca siyah ben çok siyah yaptım <laughs> O böyle çünkü Ben de kilo aldığım için bolca siyah yaptım Gö e, kapanması gereken yerlere boncuk, pul, payet onlardan koydu. Kurveze tercih edene edin Kurveze her zaman çok iyidir. Yani böyle bir göbeği ona ne deniyor? O bir şey göbeği için deniyor. De <gülüyor> <gülüyor> ya beyler için... E, çok, Beyler yok takım elbisede genelde bu arada o hatada yapılıyor kruvaze ile göbek kapatılmaya çalışılıyor. Göbek da. kapatıyor bir de bacak boyun çok kısa Deniz Hanım evet. tabii çok kısa gösteriyor. Yani bir de mayoda aşağıdan. Mayo da başka bir şey. Mayo da başka bir kurveze... E, bu drapeler bilmem neler. Yani buralarda oyunlar olacak. Eğer buradaysa kapanacak. Popumuz yoksa, kalçamız yoksa bizim ortadan lastikli bir modelimiz var arkadan. O daha büyük, daha dolgun gösteriyor. Efendime söyleyeyim, tam parça mayolar her zaman için. Tek parça, tek parça. Mı? parça ha, tam tek parça. parça. Bu yılda çok moda. Retro çok moda. Piti göreceğiz. Çiçekli desenlerimiz zaten var ve bir çok ağır bir geçmiş esintisi var. Çünkü neden biz tasarımcılar bu yıl hiçbir şey yapamadık. Bizim kan da her yıl mayo kumaş fuarımız vardır. kanda O zaman daha böyle vintage modellere aynen gidiyoruz. Aynen öyle. Daha yüksek. Artık düşük bel bitti mayoda. E güzel. Onu aynen öyle. Yüksek Biz de bel de göbek kapatıyor. Çok güzel kapatıyor. Tabii ki. Ben mesela 6-7 yıl ver bir müşterime kabul ne kadar o yüksek beli yüksek çok bel zorlandım. Bu arada yüksek bel normalde benim hani bir göbek sorunum yoktur ama ben yüksek bel çok mo e modern ve sportif buluyorum. Size çok yakışır. Size Sen. yüzücü de çok yakışır. Ben direkt şu an baktım zaten. Birkaç şey var. Onu bir ara konuşuruz. Sağ. Aynen. Sizin daha böyle atletik daha böyle farklı bir tarzınız var. Siz, ben her zaman size yüzücü yakıştırırım. Sağ olun, teşekkür ederim. Bir de yüzücü rahattır da Çok. E, bir yandan. Peki, Çok. şimdi. E... İsterseniz son olarak şunu da sezonun bütün trendlerini bize bir e, hanımlara şöyle bir hızlıca geçerseniz bari şimdi artık yaz da giriyor alışverişimizi mayo alışverişimizi ona göre yapalım. Şimdi dediğim gibi pandemiden çıktık bu yaz e, plajlar eskisi gibi olmayacak ben yine çok dürüstçe söyleyeceğim ki hep siyah giyinecek o kapanacak <laughs> bilmem ne olacak. Şu var e, göbiş varsa eğer dediğim gibi retro yüksek belle bunu <laughs> kapatalım. E, inle, belki kemerle çok e, aynen öyle büyük buradaki kemerli, aynen aksesuarlı olanlarla bir de göğüs en önemlisi ille kaplı diye tutturmayın. Şimdi e, kadınlar genelde kaplı tercih ediyorlar. E, normal tek parça kumaşlarda buradan da kaldırdığımızda, güzel sıktığımızda göğüsler çok güzel duruyor. Biz kap yüzünden her modeli her modeli uygulayamıyoruz. Zaten onlar süngerleri kurumuyor da uzun kurumuyor süre zaten. Kurumuyor tabii ki. Evet, Biz bir de bakın ithal yani ediyoruz tabi. onu evet, Almanya'dan. Çok ben yerli kullanmıyorum mesela ithal ediyorum ama onlar bile kurumuyor. Mesela en önemlisi hanımlara rica ediyorum. Bu sağlık için de iyiydi söylediniz. Ya, çok sıkıyor. Hele panik atan varsa o varsa kurumuyor. Yani mantar yapabilir, o olabilir bir şey sağlıklı değil. Tabii. Bu her denizden ve havuzdan çıktıktan sonra mayomuzu değiştirmemiz gerekir mi? Şu var artık kuruyan kumaşlarımız var. Heh, bir, da ben bir de hanımlardan rica ediyorum. Allah razı olsun için makinede yıkamayın. Makinede, ben makinede mayo, değil. ben sürekli bunu artık söyle, üzerine artık büyük etiket yaptırdım. Makinede yıkanmaz. Elde şampuanla, sabunla çünkü o... Şampuanla mı yıkayacağız? Şampuan da olur, sabun da olur. Deterjan değil. Yani şampuan ve şey elimizde ya yapıyoruz. Hayır, makineye atmıyoruz çünkü o çok yanlış bir e, kullanıcı hatasıdır. E, ve mayonun ömrünü daraltır, kı kı kısaltır daha da doğrusu. Güneşte olabildiğince çok kurutmuyoruz. E, neon renklerimiz seyahat çünkü solabiliyor. Peki trend renkler siyah haricinde ne olabilir? <laughs> <Şimdi> ben söyleyeyim. <laughs> <Lan, Ben> <laughs> ee, şu <laughs> an mesela dediğim gibi de, çiçekli desenlerimiz çok moda. Bu yıl pötikareleri çok pötik pardon. Pötikare. Konuşamadım. Pot, kareleri çok göreceksiniz. Ben ne yaptım? tek ana renk kullandım hepsini. Hı hı. Siyahından sarısından, saks mavisine kadar düz kullandım. E, çünkü karı. yok pütü... yok sezonun trendlerini söylüyorum. Hı, Çiçekli tamam, ve potikarı tamam. onları göreceğiz, retroları göreceğiz. Tek parçama yolları çok göreceğiz. E, kol detaylarını çok göreceğiz. Tek Püskülleri belki. tek omuz. Aynen çok şey görüyor. Çiçeklerde böyle tine çok tatlı oluyor. E, püsküller çok fazla var. Püsküllerin ucuna e, böyle şey e... kullanımı rahat mı püsküllerin? Şimdi nerede kullandığınıza bağlı. Türk büküyle şıklık. Türk büküyü <laughs> yani sorun yok ama normal şey kullanıyorsan zor onların. Şurada batmayınız diye etiket koyabilirsiniz. <laughs> yani kalkıp yani yani, sevilaycığım kimseler ortada yokken gerçekten ciddi ciddi yüzmeye niyetliyseniz değil Doğru. mi? Biz sporcu mayonuz olsun. Ha, benim bir fermuarlı modelim vardı yazalım. Her renginden var. 6 yıldır onu giyiyorum hayatımda bu kadar rahat bir kalıp o fermuar da biraz. Son olarak da bunu sormak istiyorum. 6 sene bir mayoyu giymek mümkün müdür? Ee, mayocu aynı 14-15 yıldır aynı işi yaparsan. Çünkü ben bir sezonda hepsini tabi hepsini makineye attığım için paramparça ediyorum. Ciddi <laughs> yaşlanın. <ben. gülüyor> <laughs> Atıyor musunuz? Çok hem ben bir de her şey niyeyse sanki koronavirüs varmış gibi 80 dereceden aşağı yıkamadığım <laughs> için her şey ikinci yıkamada maalesef param yani paramparça. Yani o mayolar mı? Yani o şey deterjan zaten. Şimdi mayonun içeriği 120'lik ra yünel polyamittir. Ya yani o dokuyu bozama o dokuyu sadece çamaşır makinesi bozar. Hanım verdiğiniz Hı. bütün bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Çok ediyoruz. teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel tasarladığınız mayolarla bu sene koronavirüsten uzak keyifçe keyifli güzel bir yaz geçiririz inşallah. İnşallah. Teşekkür çok teşekkür ederiz. ederim. Çok, çok mercan. Bu hafta gökyüzünde nasıl transitler olacak? Astrolojiye göre 7-14 Mart haftası nasıl gelişmeler yaşanacak? Bu haftanın en önemli gökyüzü olayları neler? Hangi burçların aşktan yana yüzü gülecek? Hangi burçlar sağlığına dikkat etmeli? Urenyen astrolog Sevilay Eriç'ten gökyüzünden haberler paylaşacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. bu hafta sonunun son biz bizinin son bölümündeyiz bu haftanın transitlerini konuşacağız ama öncesinde şöyle bir şey konuşalım dedik Sevila ile yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ee, Türkiye'nin haritasında mı? doğru mu söylüyorum Sevila yani kadınların eee Türkiye'deki yeri açılarına bakarsak yani bizim nasıl bir gelecek bekliyor? Öyle sorayım sana. E, Türkiye haritasında kadınların göstergesi ne yazık ki çok sağlıklı bir yerleşimde değil haritamızda. Zaten o yüzden e, Türkiye haritasında iki konu vardır kadınlarla ilgili. Birisi gerçekten can sağlığı, birisi de maddi ve ekonomik özgürlük. Can sağlığının e, ön planda olduğu bir evredeyiz. Çünkü şu anda gökyüzü zaten haritamızda Venüs Akrep'te Türkiye haritasında. Akrep'te bir Venüs kadınlar için zarar anlamı gelir. E, maddi anlamda savaşmak, ekonomik özgürlük için savaşmak, canı için savaşmak anlamına geliyor Venüs Akrep'te. Ah Türk kadınları. Evet ve Satürn Kova'da olduğu süreçte aslında Türkiye haritasına yaklaşık iki buçuk yıl sürecek olan bir evrede sürekli olarak kadınların maddi ve ekonomik özgürlüğünün desteklenen yasalar çıkarılması gerekir ki engelleyebilmek için de yasal bir takım uygulamalar gerekiyor. Çünkü Türkiye haritasına gene e, kadınların özgürlüğü sadece yasalarla korunabilir. Jüpiter-Venüs kavuşumumuz var. Ve bunun kaynağı da ekonomik özgürlükten geçiyor. Ay yani iyi bir aslında o kadar önemli ve değerli bir bilgi verdin ki e, gözüken şu ki e, yıldızların e, aşağı etkisinde biraz şiddet var anladığım Kadına kadarıyla. Kadına yönelik Türkiye haritasında özellikle Satürn kovada olduğu sürece üstelik bu Türkiye haritasına göre ölüm evi anlatan 8. ev potansiyelinde geliyor. E, kadınlara maddi ve ekonomik özgürlük ile yasal haklar verilmediği sürece önümüzdeki dönemde yaklaşık 2-2,5 yılda. Biz iki bu, bu haberleri yılda, okumaya evet, devam maalesef, edeceğiz diyorsunuz maalesef, seviyeler. evet ne yazık ki ve bunun da sadece yasal uygulamalarla durdurulması söz konusu. Çünkü şiddet haberlerini... Zaten başka türlü nasıl Şiddet haberlerini okuduğumda şöyle kendimi kaybettim ne oldu sabahtan? Aa, güzel evet bu hafta Güneş Balık Burcu'nda seyahatine devam ediyor. Ay e, Oğlak Burcu'nda bugün. Biraz bir. güzel haberler var <laughs> Şimdi e, önümüzdeki cumartesi günü Balık Burcu. Şöyle bu hafta iş bitirme haftası. Tamam. İşleri tamamlandırma ve son sonlandırma haftasıdır. Her zaman bir yeni ay evresine girerken o yeni aya girmeden evvelki son hafta bizim devam ede gelen mevcut işlerimizi olumlu şekilde sonlandıracağımız hafta. Bu hafta artık işlerinize yönelin. Üstelik yasal işler, e, hukuksal hmm. işler, ekonu, e, mali işler bunların hepsi şu anda gündemde. Ve özellikle çarşamba ve perşembeye kadar ayın oğlakta ve kovada olduğu zamanlar bizim her türlü yasal, hukuksal, kurumsal, e, işte ruhsat vesaire gibi konularla yaptığımız başvurularımız cevaplarımıza cevap alabileceğimiz işlemler için söz konusu. Ve ben bu haftayı gelen işleri, devam ede gelen işleri bitirme haftası olarak değerlendirilmesini öneriyorum. Yeni iş başlangıçları yapmak için önümüzdeki haftayı beklemeleri gerekiyor. Çok güzel. Gerekiyor. O zaman e, uzun bir süredir süre gelen işlerinizi artık bu, bu hafta Cumartesi'ye kadar noktalayın diye. diyorsunuz. Evet. Bunun içinde sağlık konuları da önemli. Çünkü güneşin Neptün'le kavuşacağı özellikle çarşamba ve perşembe günleri sağlık ölçümleri de yapılabilir. Çünkü güneş neptün aynı zamanda hmm. ilaçlar, narkoz vesaire gibi durumlar demektir. Vücutta özellikle büyük, küçülen ay ve kapanan ay evresinde vücut değerleri normalin daha altında olacaktır. Dolayısıyla bazı şeyleri tespit etmek, eksik mineraller, eksik vitaminler, vücuttaki eksiklikleri tespit etmek için aslında bu hafta sağlık kontrolleri yapmak açısından çok değerli bir hafta olacak. Keza yine ilaçlarla ve aşılarla ilgili haberleri de gündemde çok bekleyebiliriz. Bu hafta. Evet. Ya bu aşıda gelişmeler olabilir veya işte ilaç alternatif ilaçlar veya tedbirler öne sürülebilir. Özellikle Güneş-Neptün bunun bağlantısını verecektir. Cuma günü ise Venüs'ün yine çok güzel bir bağlantısı var. Venüs para ile çok alakalı biliyorsun. Özellikle hafta sonuna doğru ödemelerin alınması, ödeme dengelerinin yerine getirilmesi. Yine kapanan ay evresi olduğuna göre borçları kapatmak, faizleri ödemeleri yapmak anlamında çok sağlıklı bir ...gelişmeler yaşayabiliriz. Ancak bu haftanın en üzüntülü konusu ilişkiler. Zaten kadın hakları da bununla çok paralel ilerliyor. İlişkilerle ilgili bitişler, sonlanmalar söz konusu. E, kapanan ay evreleri özellikle duygusal anlamda kişilerin... ...kendilerini çok ifade edemedikleri veya bekledikleri karşılıkları... ...alamadıkları zamanları işaret eder. Dolayısıyla ilişkiyle ilgili adım atmak için bu hafta değil... ...ondan sonraki haftayı beklemeyi tavsiye ediyorum. Yani yeni başlangıçlar, yeni... E... Yeni aksiyon almayın, var olan işlerini bitirin galiba değil mi? Evet. Almamız evet. gereken mesaj bu galiba yıldızlardan bu hafta. <laughs> evet aynen öyle. Ve e, özellikle e, venüs bağlantısı, ay düğümleriyle olduğu zaman hayatımıza giren, kadersel anlamda giren ve çıkan insanlardan bahsediyoruz. Bu hafta sonlandırmalar haftası olduğu için ciddi anlamda ayrılıkları da destekleyecektir. Böyle Bu tür ayrılıklar da olacak. Bunlar evet. sadece tahmin ediyorum ki... Ee, sevgili karı koca ilişkisi değil belki de e, ortaklık olabilir. Mi? Parasal ve hukuksal zaten anlatmak istediğim konulardan tamam. bir tanesi de oydu. Mesela şirket ayrılığı şirket iflası veya yasal e, tedbirler alınması veya mahkeme konuları özellikle e, salı çarşambaya kadar bu tarz konularda yasal başvuruları yaptığınızda mesela nefaka gelirinize ihtiyacınız var bununla ilgili yasal tedbire başvurmalısınız veya e, karı koca velayet davası bu hafta içerisinde bu tamamlanması gerekiyor gibi. Fakat evlilik günü almak istiyorsanız önümüzdeki haftayı beklemenizi tamam. Çok güzel tavsiye ediyorum. Çok güzel bir örnek oldu. <laughs> evet ve e, bu göksel etkide de en e, sert e, etkiyi de e, perşembe günü yaşayacağız. Mars Plüto etkisi var. Mars Plüto da bize öfke ve agresyon verecektir. Buradaki öfke ve agresyon enerjisini de sadece pozitif eylemler yaparak hayata dönüştürebiliriz. Çünkü ben aslında şuna çok üzülüyorum ya da rahatsız oluyorum. Gökyüzündeki bu etkileri aldığımız zaman sanki e, hayat bize bir şeyler yapmaya zorluyormuş gibi mecbur hissediyorum gibi psikolojik bir altyapı hazırlıyoruz. Fakat bunlar aslında pozitif yaratımla ele alınmalı. Pozitif yaratım şu demektir. Hayat bizi bir şekilde sıkıştırdığı zaman kendi içimizden gelen enerjiyle mutlaka onu dışarıya Olumlu bir şekilde yansıtmalıyız yoksa hayat zaten bana çok eziyet ediyor deyip de benim de bir diğeri üzerine her türlü işte haksızlık, şiddet zaten hayat bana haksızlık yapıyor ben de sana haksızlık yapayım noktasında bir algıya devam ettirirsek zaten işte bu az önce konuştuğumuz gibi travmalara sebep oluyor. Yani ne yazık tabii ki. bu söylediğimiz şöyle bir şey bu kadar da mağdur edebiyatı ya da kesinlikle değil mi? Kesinlikle söylemek istediğim tam olarak böyle. Çünkü Güneş-Neptün ilişkisi kolaylıkla kişinin kendini kaybetme eğilimi veya kurbana düşme eğilimini de çalıştıracaktır. Bu hafta. Tabii son derece pozitif bir hafta. Aslında hayatımıza baktığımız zaman her şey yolunda gidebilir. Fakat o Venüs'ün ay dümleliği olan açısı kadersel olarak zaten hayat beni e, desteklemiyor. Zaten hayat bana vurdu noktasındaki bu, algıları da çalıştıracaktır. Bu tür çalıştıracaktır. düştüğümüz zaman bunların gerçekçi duygular olmadığını kendimize hatırlatalım. Her şey gibi bu da gelir, bu da geçer yahu diyebilmeliyiz. Kesinlikle ve yeni başlangıçlar aslında Mart ayı çok güzel bir ay. Ve hiçbir gezegenin aslında yapmak istediğiniz hiçbir şey engel olması diye bir şey söz konusu değil. Bütün burçlar aslında bundan pozitif yararlanıyor. Sadece bizim hayata nasıl baktığımız çok önemli. Eğer hayata iş bitirmek açısından bakıyorsak, hakikaten sorunları çözmek açısından bakıyorsak bu hafta mükemmel. Ama siz güzel. hayat içerisinde e, zaten hep kayıp ediyorum ben dediğiniz zaman bu sefer her şeyi çok ağır ve travmatik yaşarsınız ki bir madalyonun iki yüzü gibi. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz Sevilay e, bu hafta neler yaşayacağım? Yani anladığım kadarıyla uzun süredir hayatımızda bir türlü bitiremediğimiz, sonlandıramadığımız Kesinlikle. olayları bitirebilmek için mükemmel bir Nihai hafta. Nihai sonuçlandırmak üstelik. Yani mahkemeyi kazanmak. Final destination. Final destination. destination. Evet. Yani sonun sonuna geldik. Evet evet Anladım. bu hafta netleşecek. Fakat tam tersi bir kurban psikolojisiyle eğer bu haftayı geçirirsek ve böyle başlarsak Üstüne de katmerli size geri dönecek Kesinlikle galiba. bu sefer hem maddi olarak çok şanssızım hem ilişkiler olarak çok şanssızım. Hayatta zaten hep bana haksızlık yapıyor noktasındaki algıyı beslersek bu sefer hiçbir şey... Çoğunduk böyle maalesef mi? <gülüyor> 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 i̇şte bunun aslında tamamen insanın hayata bakışıyla alakalı olduğunu söylemek istiyorum. Burada bütün burçlar aslında aynı etkide yani hiçbir burç diğer bir burca üstün değil. O yüzden temel olarak şanslı burçlar ya da şanssız burçlar diye ayırmak istemiyorum. Gökyüzünün etkilerini bütün burçlar eşit olan oranda yapıyorlar insana eşit bir şekilde aslında pozitif bir enerji var fakat bunu negatife değiş, dönüştürmek bizim elimizde. Kesinlikle bizim verdiğimiz tepkiler gökyüzünün etkilerini nasıl ortaya koyacağımızı gösterir. Tamamen kişinin özgür iradesine hiçbir göksel faktör kişinin özgür iradesinin üstünde değildir. Şunu diyemezsiniz cinnet geçirdim ben ne yaptığımı hatırlamıyorum. Hayır aslında o etkileri alan birçok insan var fakat birçok insan iradesiyle e, olaya dur diyebiliyor veya onu pozitif bir yaratıma döndürebiliyor. Bunun altında kalıp da ezilen insanlar kurban psikolojisine düştükleri zaman da aslında e, ya zayıf ya olmuyorlar bizzat hatalı ve haksız Seçim. oluyorlar. Evet, değil mi? Kendi seçimini öyle. yaşıyor diyebiliriz. Kesinlikle. Peki e, bu şu biraz önce de söyledin ama bu hafta mesela özellikle parasal anlamda biliyorsun sevmiyorum böyle sorulmasını da <laughs> ben de şanslı cevap burçlar söyleyeyim. var mı aramızda? E, maddi maddi olarak şunu söylemem gerekir. Bütün ateş elementi yani koç aslan yay ile hava elementi ikizler terazi ve kova parasal anlamda daha şanslılar daha gerekirse ve nihayetinde boğa başak ve oğlak burçları da iş bitirsinler bu hafta yani boşa zık vakit geçirmesinler çünkü zaman çok değerli vakit nakittir diye çalışıyor. Özellikle toprak elementi olan arkadaşlar ki ben de bir Başak Burcu'yum. Bu hafta iş bitirme haftası bizim için. Çalışacağız. Çalış, çalışmak iyidir. Aslında hepimiz için söyledim. Tabii. Bunu. Aslında bu hepimiz içindi. Fakat bunları kendi aralarında kategorize etmek gerekirse... İkirse... En çok özellikle hangi burçların bu hafta bu işleri bitirin diye kafasına böyle. Evet Başak, Oğlak ve Boğa burçları bu hafta iş bitirmeleri gerekiyor. Yarım kalan hiçbir işi bırakmamalılar. Tamam peki. İlişkiler açısından sorarsak sen e, aslında biraz önce de... almak istiyorum fakat Mars ikizlerde karşımızda olan e, potansiyel ne yazık ki sözünü tutamayan verdiği <laughs> sözleri yerine getiremeyen <laughs> bir potansiyel. Ne güzel haberler verdi. O yüzden e, kendimi kandırmak isterken ilişkilerde öbür taraftan aldığım duyumlar az aslında bana tam ters etki yaratacaktır. Bu da aslında ilişkilerle ilgili radikal kararlar vermek zorunda değil sadece mesafeli olup gözlemlemek tavsiyesinde bulunabilirim. Yani nihai e, burada iş bitiriciliği ilişki bitirmek olarak algılamayın. Fakat tamam. ilişkilerin mesafeli olmak, o sevilme duygusunun illaki karşı taraftan emercesine talep etmemek daha sağlıklı olacaktır. Gözlemleyelim. Gözlemleyelim. Galiba. Beklenti de olmayalım en doğrusu. Çünkü biz yani hiç müsait değil. Öbür taraftan Mars ikizlerde yani zaten söz verme e, durumunda olan kişiler de laf olsun diye söz veriyorlar aslında onu tutabileceklerinden değil. O yüzden ilişkiler açısından da e, süreci yönetmek, e, çok e, önemli konularda irtibata geçip konuşmak ama onun haricinde Öyle yumuş bir sevgi beklememek daha sağlıklı olur. Peki biraz önce ben bunu kendi adıma da soruyorum. Bu hafta anladığım kadarıyla yeni başlangıçları iş imzası atmıyoruz. Hayır önümüzdeki hafta atmamız daha sağlıklı. Zaten Mart genelliğinde güzel bir ay. Fakat bu hafta temelli toparlamak, temelleri sağlamlaştırmak, başlangıç değil bitirik. bitirme projeyi bitirmek ama projeyi bitirip sunumunu yapmak önümüzdeki hafta mesela iyileştirmeler tamamlandırmalar, sonlandırmalar o yüzden mesela tahlil vesaireler de yapılabilir sağlık konularında yani kişi kendisindeki eksiklikleri masaya yatırmalı ve bunları görebilmeli ki bunlarla ilgili çözümleri önümüzdeki hafta yeni ay enerjisiyle hayata geçirebilirsin. Kendimdeki ha sağlık sorunlarını bu hafta masaya yatırmalıyım belki check-up yaptırmalıyım ki önümüzdeki hafta nerede ne eksiklik varsa onun ne gibi takviye gerekiyorsa bunlarla ilgili e tedavi kürlerine başlamalıyım belki. O yüzden bu hafta analiz kısmı Şimdi Sevilla hiç böyle alakasız konuşmadığımız bir şey soracağım ama merak ediyorum. Sen Türkiye'nin de haritasına baktığın için evet. son derece hızla yükselen bir koronavirüs tablosuyla karşı karşıyayız. <laughs> Ee, öngörü nedir bu konuyla ilgili? Son ee, olarak da bunu sor, sorayım. Sabahleyin bunu gelirken, buraya gelirken hatta düşünün Bir kere astrologlar olarak biz 2022'ye kadar koronavirüsüyle ilgili derli toplu bir iyileşme beklemiyoruz. Her şeyden önce bunu söylemek lazım. İkincisi bütün insanlığın özellikle Türkiye için de konuşmak gerekirse Türkiye'deki bütün herkes herkesin bu hastalıkla bir muhataplığı da olmak zorunda bir yere kadar. Çünkü vücutların da kendi içinden... Ben antikor... saldım ama bu, bu tabii hoş bir haber değil ee, bir yandan da aslında öldürücülüğü de şükür ki. Evet. Değil de mi? Bunu daha önce de söylemiştim ben. Özellikle Çin aşısının Türk halkı için aslında olumlu bir etkisi olduğunu, hastalığı e, olmaya engel değil fakat arkasındaki tedavi sürecinde e, çok sağlıklı olduğunu ya da kısa sürede toparlanabileceğini söylemiştim. Sadece e, aslan ve kova burçlarına biraz dikkat etmek istiyorum. Senle de konuşmuştuk. Evet. Şimdi yayına girerken konuştuk aynısını. Çünkü kullanılan ilaçlar özellikle evet. aslan ve ve kova burçlarında kalp rahatsızlıkları şeklinde tezahür edebiliyor. Bu hastalığa yakalan, yakalanıyorsanız eğer çok dikkatli kullanın. Doktorların kesinlikle gözetiminde veya en yakınınızda hastanede bunu şöyle de diyebiliriz onu o ilaçlar kullanılması muhakkak gerekiyor. Kendinizi iyi dinleyin diye. Kesinlikle sevgiler. özellikle aslan ve kova burçları çok Mesela iyi dinlesinler. Mesela benim söylediğin gibi enteresan ilaç çok zorladı. Onu söylemek isterim ama tabii ki devletimizden gelen bu ilaçlar devletin kontrolünde bize içmemiz muhakkak önerildiği için İçtik ama işte mesela Kamuran'ı etkilemedi, beni etkiledi. Bu da mesela enteresan bir bilgiydi. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili Aycim, programımızın sonuna geldik. Bu haftanın da sonuna geldik. Evet. Önümüzdeki hafta sağlıkla, sağlıkla, en önemlisi sağlıkla, huzurla biz sizi yine TV yüzü ekranlarında biz bizlere bekliyor olacağız. Cumartesi ve pazar 14.30'da buradayız efendim. Sizleri ekran başına bekliyoruz. Görüşmek üzere. Koyun içkola yardım